Şaka gibi bir 1 Nisan. Bu satırları 2 Nisan sabahı yazıyorum. Kayak yarışı için Espot'tayız. Bahar geldi demek istiyorum. Çünkü Nisan demek, bahar demek. Çoğu arkadaşım sosyal medyada fotoğraflarla bahar geldi mesajları paylaşırken ben, baharın bizim için henüz çok uzakta olduğunu, kar kış kıyametin içinde olduğumuzu paylaştım dün gece kuvvetli rüzgarla birlikte ağır bir tipiyle karşı karşıyayız. Sıcaklık eksi 9 derece. Kötü hava şartları dolayısıyla yarış iptal. Ne baharı. Tam bir 1 Nisan şakası. 1 Nisan deyince akla daima matrak hikayeler, şakalar ve sonunda patlak veren kahkahalar gelir. Son dönemde şaka gibi diyeceğimiz çok üzücü olayların yanında aynı zamanda şaşırtıcı nitelikte güzel olaylar da çıkıyor karşımıza. Eh hayat işte nasıl alırsan. Acı veya tatlı sürprizlerle dolu. Geleni nasıl alırsan öyle yaşarsın diyorum ben her zaman. Çünkü tatsız şakalar bazen mucizevi şekilde tersini de işleyebiliyor. Dün 1 Nisan Cuma'ydı. Sanki 13. Cuma Barcelona'da hava günlük güneşlik, hafif rüzgar ve biraz serin ama süper bir bahar havası vardı. Arabayı yükledik, kayaklar tepede, yola koyulduk. Üçümüzde de tatlı bir huzur ve tebessüm. Sezonun son yarışı ve sonrasında kar havasına adios diyeceğiz ve sıcak denizlere fora edeceğiz. Bir yandan aklımı kurculayan bir düşünce. 1 Nisan gelmiş ama ben yapacak şaka henüz bulamamışım. Boş geçecek bu sene diyorum kendime. Bir yandan da akışa bırakmış elbet fırsat çıkar diye geçiriyorum içimden. Evren sağ olsun benden önce davranıp günü boş geçirmiyor ve sürprizini patlatıyor. Üç buçuk saatteki yolumuzun yarısındayken otoyoldan çıkmamızı 5 dakika kala akıllı minemiz uyarı veriyor. Sağ arka lastikte hava kaçağı. Hayda ne gereksiz durum şimdi bu. En yakın benzinci nerede diye bakıyoruz. 7-8 kilometre ötede. Yolumuzun üstü olan Agramont kasabasında bir tane buluyoruz. Benzinciye doğru devam ederken teker arabayı sağa doğru çekmeye başlıyor. Durup bakıyoruz. Hmm, parlak değil durum. Lastik patlak. Şaka gibi. Benzinciden vazgeçip lastik tamircisi aramaya başlıyoruz. Saat akşam 5. Katalonya'nın çoğunluğu evine çekildiği bir cuma akşamı açık servis bulmak mesele. Google Maps'e "Tayer de Pneumaticos" yazıyorum ve bana onca kere önünden geçtiğimiz Rodi Motoru veriyor. Hemen arıyorum. Açık, yaşasın. Bozuk İspanyolca'mla durumu anlatıyorum. Bizi bekliyor. Lastik yere yapışık vaziyette servise varıyoruz. Bizi karşılayan genç adam ismi Mark, lastiğe bakıyor. Peki iyi görünmüyor diyor. Koca bir tahta parçası delmiş, tıpa gibi içindeki havayı orada durarak tutuyor. Mark, tamir ederim ama lastiğin alın kısmı aşındığı için riskli görünüyor diyor. Daha en az 150 kilometre yolumuz var. Bir de dönüşümüz var. Ne yapacağız? Klasik Türk kafasıyla bize lastik satmaya çalışıyor desek de yapacak bir şey yok. Cezamız neyse vereceğiz. Yeter ki yolumuza sağlam devam edelim diyoruz. Asıl mesele İspanya'nın bu kenar köşesinde nevi şahsına münhasır lastiğimize benzerini veya uyanı bulmak. İşte Adeta tersine işleyen bir 1 Nisan şakası içindeyiz. Mark depodan geliyor, elinde bir yedek lastikle. Delik olan lastiğimiz bagajda. Bir kuruş dahi almadan yedek lastikte bizi yolcu ediyor Mark. Şaka gibi. Mark diyorum. Senin göbek kadın Anhel, Anhel yani melek. Tabi anlamıyor. Ama biliyorum ben evren, şükran ve dualarımızı işitiyor. Ve yola devam ediyoruz. Kaybettiğimiz o 40 dakikayı kapama çabasıyla hızla yola devam ediyoruz. Doğa harikası yollardan geçiyoruz. Elimde telefon, dağları, kayaları, yeşilleri hepsini kaydediyorum. Birden aniden yavaşlıyoruz. Ne oluyor? Polis. Hız sınırını aşmışız. Ceza yiyoruz bir 40 dakika daha oracıkta kaybediyoruz. Şaka gibi. Tam işimiz bitmiş. Yola çıkacağız. Telefon çalıyor. Kayak kulübünden katılan arkadaşlarımız Judith ve Carles. Onlar da Espot yolcusu. Tek tük arabanın geçtiği, Allah'ın unuttuğu bu noktada bizi polisle develenirken görüyorlar ve arıyorlar. Ne oldu? Her şey yolunda mı diyorlar? Parlament mavisi minimizi taa uzaklardan gören herkes, aha, bunlar büyük baylar diyebilir. Her şey yolunda, merak etmeyin. Ceza yedik diyorum. Sonra da kocama dönüp şaka gibi evren marka olan borcumuzu tahsil etti diyorum ve yolumuza iki olayla kapatsak bari günü diyerek devam ediyoruz. Yolun devamı bu geçti tünellerin, dağların, vadilerin arasından şahane manzaraların içinden geçerek bir saat gecikmeyle vardık. Tabii küçük hesaplama yapınca yine hız yaptığımız apaçık ortada. Günü efsanevi sürprizle kapattık. Bahar'ın bu ilk gününde doğayı tomurcuklanmış ağaçlarıyla beklerken kar örtüsüyle uykuda bulduk. Bize yeni yıl havası hissettiren, içimizi kıpır kıpır ettiren, Aşkı ve romantizmi uyandıran bir kar havasıyla günü kapattık. Bugüne de yarış iptal haberiyle başladık. İşte benim küçük dünyamda bir Nisan günü böylesi de tersine işleyen ve şaka gibi dediğim sürprizlerle cereyan etti. Tabi sürpriz deyince çoğunlukla akla tatlı ve hoş ve mutluluk uyandıran olaylar gelir. Halbuki sürpriz iyisiyle ve kötüsüyle belirsizliğin yavrusudur. Seminerlerimde VUCA döneminde yaşama ve hayatta kalmanın püf noktaları konusunda daima vurguladığım önemli bir noktadır bu. Belirsizlik bir durumdur, bir süreçtir. Sürpriz ise bir sonuçtur. Algısal olarak sürprizlere açığızdır. Oysa belirsizliklere sıkı sıkıya kapalıyız. Çünkü biri neşe, mutluluk ve tatlı tebessüm yaratırken, diğeri isteğimiz dışında sonuçlar doğuracağına dair huzursuzluk, korku ve endişe getirir bizi. O yüzden hayatında hiçbir sürpriz şaşırtmasın seni diye temennide bulunuruz zaman zaman. Öyle değil mi? Sürpriz adı üstünde şaşırtan, hazırlıksız yakalayan, aniden çıka gelen bir olgudan başka hiçbir şey değildir. Bu denklemin içinde bir de mucizeler vardır ki tesadüf gibi görünür ama bence değildir. Onlar sürprizin can kardeşidir. Hiç beklemediğimiz anda lastiğimizin patlaması beklenmedik aksi sürprizdir. İnik lastikle belirsizlik içinde yol alırken o saatte açık servis bulmamız ayrı beklenmedik şaşırtıcı sürprizdir. Mark Ahel'in deposunda uygun yedek lastik bulması ve bizi belirsizlikten kurtarmasıysa beklenmedik ama arzuladığımız mucizevi sürprizdir. Günün her anı beklenmedik mucizevi sürprizlerle karşı karşıyayız aslında ama birçoğununsa farkında bile değiliz. Bakmayı bilsek, kalbimizi olasılıklara açabilsek ve mucizevi sürprizlerin bizi beklediğine inansak, belki başımıza gelenleri şaka gibi değil de mucizevi sürprizler olarak alabiliriz, alırız. Neden olmasın? Ve bu satırları tuşlarken yaşamlarında büyük sıkıntı çeken tüm canları, zorunlu göçmenleri, savaş mültecilerini, açlık ve yoksulluk çekenleri, şiddete maruz kalan kadınları düşünüyorum. Ve tüm kalbimle diliyorum karşılarına tersine işleyen şakalar, mucizevi sürprizler ve melek gibi insanlar çıkarsın hayat. Espot'tan sevgiler.